Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan topluluk üyeleriyle paylaştığımız 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. Üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Merhabalar, Üretim Bandı Tekniği'nin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Bugünkü konuklarım Seda ve Oya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Seda ve Oya iki kadın girişimci ve çok güzel bir uygulamaları var. Bugün onu konuşacağız, bu uygulamayı. Ben ismini söylemek istemiyorum. Kendileri söylerler, sürpriz olsun. Gerçi şeyde açıklamada yazıyordu ama öyle diyeyim. Küçük bir kitap kulübümüz vardı bizim. Ben Seda ve Oya'nın yapmış olduğu uygulamayı burada tanıştım ve incelediğimde gerçekten ihtiyacımız olan bir uygulama olduğunu fark ettim. Biraz uygulamaya geçmeden önce Seda ve Oya, sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben başlayayım müsaadenizle. Oya Akçalı ben. Yaklaşık 16 senedir bilişim sektöründeyim. Bu süreçte çok farklı kurumlarda, çok farklı şirketlerde, farklı domainler altında çalıştım. Kısa bir sürede ticarete atılıp kendi yazılım firmamı kurdum. 2 sene kadar o devam etti. Sonra onu kapatıp TürkTrust'la tanıştım. TürkTrust bir elektronik imza firması. Aynı zamanda yazılım üreten bir Ar-Ge merkezi mevcut. Halen de o Ar-Ge merkezinde müdür yardımcısı olarak devam ediyorum. Şu anda, yani ismini de ben zikredeyim, Bibliofili de Seda ile aslında hali hazırdaki işlerimizin dışında bir girişim olarak başlattık. Çok da yeni bir uygulama aslında. Yani gerçekten bebek adımlarını atıyor desek doğrudur. Bu şekilde. Ben başlayayım. Tabii buyur, Seda'dan devam edin. Seda Deniz ben de. Yaklaşık 3,5 senedir yazılım sektörü içindeyim ben de. 2017 senesinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden mezun oldum. Bilgisayar mühendisiyim. Yazılım sektörüne girişimde aslında TürkTrust oldu. Oya'nınla da yollarımız orada kesişti. 2 sene kadar çalıştım. Şu anda da Sebit'te çalışıyorum Ankara'da. Oya'nın da özetlediği gibi bibliofili, kendi hali hazırda devam eden işlerimizin dışında bunlardan arta kalan zamanlarda geliştirip şu anda çok daha iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Süper, iyi de yapıyorsunuz. Güzel bir uygulamanız var. Şimdi bibliofil, bir kere soru bir, ne demek? Ben söyleyeyim onu da. Bibliofil aslında kitap seven demek. Yunancaymış. Ben Latince zannediyordum. Yunanca kökenliymiş. Biz aslında uygulamanın ismine karar verirken şöyle bir yol tercih ettik. Doğrudan kitap ismini, kitapla ilgili yaptığımız bir girişim olduğu hissiyatını uyandırmadan sadece çağrışımla yola çıkalım ama içeriğine girildiğinde de yaptığımız şeyi aslında bir şekilde barındırsın, birazcık da merak uyandırsın hissiyatımız vardı. Buradan yola çıkarak da bibliofil tamamen algıda seçicilikle karşımıza çıktı ve seçtik, karar verdik. Süper olmuş. Yani ismi böyle zaten bir bakışta ben mesela ne olduğunu anlamadım. Ne olduğunu biliyordum da uygulamaya bakıp anlamadım. Ya burada çok minik bir şey sormak istiyorum. Bu tereddüt ettiriyor mu sizi? Ya bu ne yapıyor diye insanlar düşünür diyor mu, yoksa zaten bilen biliyordur diyor musunuz? Ya aslında tam da istediğimiz şey buydu. Yani bibliofil ne? Nasıl bir uygulama? Öncelikle bibliofil ne demek? Ve bibliofil isimli bir uygulama nasıl bir hizmet veriyor olabilir? Merakını uyandırmak bizim aslında istediğimiz şeydi. Amaca hizmet ediyor aslında ismi. O yüzden memnunuz aslında şu anki gidişatından. İnsanların bibliofil kelimesini merak etmesinden de çok hoşnutuz. Güzel, güzel, iyiymiş o zaman. Çok güzel. Peki biraz daha hikayeyi alalım şimdi. Nasıl ortaya çıktı? Yani hani bu neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Yine ben devam edeyim. Tabii buyur. Şöyle aslında biz 1,5 senelik bir fikir aslında bibliofil. Tamamen kendi ihtiyacımızdan yola çıkarak çok sık kitap alışverişi yapan, çok sık kitap okuduğu için kitap alışverişi yapan insanlarız. Aynı zamanda gerçek bir bibliofilin de kızıyım. Dolayısıyla benim evimin içinde de çok sık kitap alışverişi yapılıyor. Ve genelde alışveriş ritüelleri şu şekilde gerçekleşiyor. Onlarca sekme açılıyor. Alınacak her kitabın onlarca site içindeki fiyatları bir şekilde gözlemleniyor, kıyaslanıyor.
ve bir yerde karar kılınıp alışveriş yapılıyor. Bir noktada da bunun neden böyle yapıyoruz, hani buna neden böyle bir gereklilik var, bunu bir şekilde çözelim ihtiyacından yola çıktık. Sonrasında da hani o yanımla konuştuk, değerlendirdik. İkimizin de çok ihtiyacı olduğunu fark ettik. Bu şekilde gelişti aslında. Bibliofil'in çıkış noktası buydu. Aslında şöyle bir şey var. Normalde bir ürün bu kitap dediğiniz şey ve bir ürünün fiyatını karşılaştırıyorsunuz. Ama bu ürünleri, yani kitabı da arayıp fiyatlarını karşılaştırabilecek siteler var. Aynı şekilde orada gidip cep telefonu da arayabiliyorsunuz. Başka bir şey de arayabiliyorsunuz. Ama siz dikeyde ilerlediniz galiba. Yani evet, biz sadece kitap ve yazar olarak karşılaştırmayı yapacağız dediniz. Peki yani galiba senden çıktı Seda, anladığım kadarıyla. Hani böyle bir ihtiyaç vardı, bir proje vardı. Sen de Oya ile konuştun ve hayata geçirdiniz. Sanırım sadece mobil uygulama olarak iki platformla çalışıyor. iOS'ta ve Android'de şu an. Web yok bildiğim kadarıyla. Olmadığı için de ben geçen kullanamadım uygulamanızı. Kusura bakmayın. Üşendim telefondan bakmaya. Peki orada neler kullanıyorsunuz? Teknolojisinden biraz konuşalım. Mesela en çok hangi programlama dillerini kullanıyorsunuz? Oya, sen anlatmak ister misin? Ben anlatayım. Öncelikle şeyi söyleyeyim. Web'i şu anda yok, evet, ama bir yandan geliştiriliyor. Yani web'ini de çok kısa zamanda açmış olacağız. Çünkü dediğin gibi aslında günün büyük bir bölümünü, özellikle bizim sektördeyse, bilgisayar başında geçiriyoruz ve bazen daha kolay geliyor bilgisayar başından bir takım şeylere ulaşmak. O yüzden onunla ilgili de çalışmamızı yapıyoruz. Teknik olarak da bu sistemin arkasında bir tane servis var. Bu servisi Java ile yazdık. Bu aslında işin esas kalbini yöneten, yani esas işi yapan kısım burası. Uygulamalarsa Android'i Java ile, iOS'u da Swift ile yazdık. Yani bir native kullanma durumu söz konusu burada. Yani daha tekniğe şu anda gireyim mi bilmiyorum servisle ilgili, yoksa. Evet, şöyle diyelim. Biz o servisle biraz kalalım mı? Bu, yani zaten not aldım hemen. Sen bitince diyecektim. Bence girelim, çünkü şimdi bu servis ne yapıyor tam olarak? Nedir yani? Yani servis okey var. Da ne yapıyor bu servis? Ha, şimdi biz bu fikri ilk düşündüğümüzde, uygulamaya başladığımızda, buradaki değerli verinin bütün sitelerden ya da işte popüler sitelerden düzgün veriyi çekebilmek, temiz veriyi çekebilmek olduğunu biliyorduk. Bu sebeple de şu andaki sistemde bulunan kitapçılarla iletişime geçtik, kitap siteleriyle. Ki bir API vasıtasıyla verilerini çekebilirsek çok temiz bir datayla insanların karşısına çıkabilelim diye. Ama bu girişimlerimiz sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine biz, yani madem yazılımcıyız, aslında bu siteleri tarayan bir servis yazabiliriz ile devam ettik. Bu servis en basit anlamda kullanıcının aradığı kitap, yazar ve aynı kitabın birden çok yayın evinden baskısı olabileceği için yayın evi bilgilerini kullanıcıdan alarak şu anda 21 site üzerinde bu kitabı aratıyor. Bu kitapla ilgili bir tarama yapıyor ve bunun aynı site içinde farklı fiyatları da olabilir hatta. Bu kitabın imzalısı, ciltlisi, seti gibi fiyatlarla beraber 21 tane siteyi tarayarak bu fiyatları aslında o sitelerden çekiyor. Burada tabii ki şeyi de bir vurgulamakta fayda var sanırım. Hali hazırdaki kullanıcılar ya da potansiyel kullanıcılar için. Çünkü biz gelişen teknolojiyle biraz böyle sabırsız ve beğenmeyen bir şeye doğru evriliyoruz topluma. Bazı yerlerde elma ile armutu kıyaslamanız gerekiyor. Çünkü verilerde çok ciddi bir tekillik yok. Yani bir sitede bir kitap, işte Ankara diye bir kitap varken öbüründe Ankara tire başkent diye yazıyor mesela. Yani kayıtla ilgili bazı site farklılıkları mevcut. Bu tabii bizim işimizi yapmamızı epey zorlaştırıyor. Ve bu yüzden bazen hani yanlış verilerin geldiğini söylüyor kullanıcılar, ki haklılar. Ama bu aslında tamamen sitelerdeki verinin farklı şekillerde kaydedilmesinden yola çıkıyor. Biz sürekli bunu gördükçe, bununla ilgili örnekler aldıkça geliştiriyoruz, iyileştirmeye çalışıyoruz. Ama yaptığımız iş gerçekten bu aşamada biraz zorluyor bizi. Çünkü bilmiyorsunuz yani nasıl yazıldığını. Aslında binlerce kitap var, yüzlerce yazar var ve yazımlar değişebiliyor. Bu işin zorlu kısmı. Servisin temelde yaptığı şey bu. Bu scrubbing işi zaten özünde aslında böyle bir şeye götürüyor insanı. Yani hani o bir problem olabiliyor. Bir de şöyle bir problem var mesela. Şeyi nasıl yapıyorsunuz? Sonuçta siz bu siteleri scrape ediyorsunuz. Bir web servisine ya da API'lerini kullanmıyorsunuz. Burada aslında iki problem var bence. Bir tanesi business'la alakalı, onu sonra soracağım. Bir tanesi teknik. Teknikle de alakalı iki tane şey merak ediyorum. Bir tanesi performansla alakalı. Çünkü Seda ile ben aynı anda yani birer dakika arayla aynı kitabı aratma isteği yollamış olabilir. Siz o iki kere gidiyor musunuz yani? Hani çünkü biliyorsunuz artık bir dakikada değişmez fiyatı.
en nihayetinde. Evet, bir dakikada değişmez, doğru. Ama iki kere o isteği yapıyor şu anda servis. Performansla ilgili aslında ilk günden bugüne çok ciddi bir iyileştirme süreci de yaptık. Hem gelen isteklerin, yani kullanıcıdan, uygulamalardan gelen isteklerin thread yönetimi, hem de daha önemlisi arka tarafta kitapçılara giden kısımda ciddi bir thread yönetimi uyguladık. Burada kitapçılara giderken birbirini engellemeyen, birbirini beklemeyen bir sistem var. Tabii ki dönerken veriyi toplayıp döndüğü için toplanmasını bekliyor ama zaten açıkçası toplamda gidip bir siteden veriyi alması işte 2-3 saniyelik bir şeye varıyor, yere varıyor ama az önce dediğim şeylerden bazen gelen veriyi de ayrıştırmamız gerekiyor. Yani çok farklı şeyler gelebiliyor veriler. O yüzden şu andaki arama süresini ilk başa göre ciddi anlamda düşürdük. Peki mesela threadler dedin ya, anladığım kadarıyla bu internet sitelerine asenkron bir şekilde gidiyorsunuz ve cevap geliyor, bekliyor. Client'te aslında göstermiyorsunuz. Yani anladığım iOS ve Android client'larında herhangi bir business logic yok. O sadece veriyi çekiyor ve gösteriyor. Doğru. Ya da server'a hani şunu göster diye istek atıyor. Peki burada şu nasıl oluyor? Yani web'de belki yapabilir, yani bilmiyorum, sadece soruyorum. 3 tane var. A, B, C diye 3 tane provider var ve A ile B'ye gittiniz de C'de bir timeout oldu, bekliyorsunuz yani. Neden A'ya B'yi bekletiyorsunuz? C'nin gelmeyeceği bir şekilde belli, yani sizde ne bileyim timeout limitleri mi var? Bir şey oldu bir şekilde, o C patladı. Şimdi biz bu taramayı uygulama içinde yapmayı karar verseydik bu dediğini uygulamak çok kolaydı açıkçası. Her gelen veriyi yavaş yavaş ekrana dökerek, tabii orada da biraz kafa karıştırıcı bir durum olabilir kullanıcı açısından. Sürekli bir sıralamanın değiştiği bir şey var. Çünkü hani en düşüğü en üste çıkaracağız. Sürekli hani sadece dolan değil, doldukça da ekranda hareket eden bir liste demek. Bunu servis tarafından sürekli istemek de çok fazla transaction'a yol açıyor. Şey tarafında, uygulamada yapmadığınız, bizim gibi serviste yaptığınızda bunu tek bir transaction'da değil, birçok transaction'da yollamanız lazım. Yani belirli şeylere bölebilirsiniz tabii. Biz şu anda 21 kitapçıdan çekiyoruz. İşte 3'e bölseniz 7'şer tane yapar ama 3 transaction demek. Performans açısından şu anda yaptığımızın daha doğru olduğuna kanaat getirdik. Bunu düşündük, yani hani lazy de olsa bu liste daha, kullanıcıyı daha az bekletsek gibi. Ama sonuç olarak orada bir internet bağlantısı gerektiği için tek bir transaction'la yollamak bize daha efektif göründü. Kullanıcı açısından da daha doğru göründü açıkçası. Yani dediğin olay olabilir tabii ki ama hala böyle, ya tabii sizin ürününüz, ben şimdi yorum yapmıyorum ama belki web'de bunu yapmanız daha rahat olabilir. Evet, web, mobil web tarafı bu konuda bilmiyorum da. Aynen, web'de çok daha kolay olabilir. Çünkü transaction şeyi daha farklı yönetilebilir. Telefonda olduğu zaman internet konusu, internetin çekme hızı gibi şeyler de çok ciddi devreye giriyor. Yani web için de geçerli bu ama artık herkesin kullandığı web hani bir noktada iyi. Ama telefon her yerde iyi çekmeyebiliyor. Yani Ankara'nın göbeğinde bile çekmeyebiliyor gerçekten. Ama web'i yayınladığımızda bununla ilgili belki de bir ufak notu bir yerlerde yayınlayıp senin de şeyini, merakını gidermiş oluruz. Teşekkür ederim. Şimdi buradaki ikinci problem de şu aslında. Bu tip işlerde siz sonuçta bir makine üzerinden bu istekleri atıyorsunuz ya da birkaç makine üzerinden bu istekleri atıyorsunuz ve providerlar bunları tehdit olarak algılayıp engelleyebilir sizin IP'lerinizi. Burada ne yapıyor? Yani bunu tamam mı diyorsunuz, yoksa gelince mi göreceksiniz, yoksa buna karşı bir çözümünüz var mı? Ya bu bizim ilk başta evet korktuğumuz bir durumdu aslında. Bunu bir saldırı olarak algılayıp sunucunun IP'sini bloklaması ya da bununla ilgili bir şeye yaptırıma gidilmesiyle alakalı bir korkumuz vardı. Bu bir riskti. Biz bu riski aldık. Bir yandan da düşününce, çünkü bu veri halka açık bir veri ve ben aslında kendi bilgisayarımdan da sürekli istek gönderiyor olabilirim. Ama yine de tabii ki sonucunu çok net bilmediğimiz bir konuydu. Şu ana kadar öyle bir şeyle karşılaşmadık. Yoğun kullanımın olduğu günlerde dahi böyle bir şey yaşanmadı. Üstüne bizimle iletişime geçen, hem bizi de kullanın, bizi de ekleyin diye iletişime geçen kitapçılar oldu. Hali hazırda sistemde olan bir kitapçının genel müdürle yaptığımız görüşmede de aslında böyle bir sorunun çok da olmadığını anlamış olduk. Çünkü onlar bu durumdan, yani böyle bir uygulamanın olmasından, orada yer alıyor olmaktan gayet memnunlardı. Aksine bize bir takım sağ olsunlar önerilerde bulundular. Bu da aslında hani bunun bir risk olarak ortadan kalktığını gösterdi bize. Şimdi orada şey dedin, çok güzel bir noktaya geldin. Burada bulunmaktan hoşlarına gidiyor dedin. Şimdi bu tip karşılaştırma sitelerinde bazı büyük siteler yer almak istemeyebilir. Yani
A'nın olduğu yerde ben A'yım, ya beni B'nin yanına koymayın denebilir. Böyle bir şey geldi mi size? Ya siz böyle bir şey yapmışsınız da hayrola kardeş diye. Yok, henüz gelmedi, umarım gelmez. Çünkü biz listeyi seçerken yani en popülerler evet var ama onun dışında biraz daha hani bizim de açıkçası yeni duyduklarımız da var şu andaki listede. Biraz araştırarak hem güvenli olsun hem de insanların kullandığı siteler olsun şeyinde ilerledik. Şu ana kadar öyle bir şey gelmedi. Yani açıkçası şöyle, çok da ciddi bir rekabetin olduğu sektör. O yüzden farklı şekillerde kendilerine yönelebilecek kullanıcıya da çok kötü bakmazlar diye düşünüyorum ama tabii belli de olmaz ticaret hayatı. Gelirse anladım. Ona göre biz de mecburen işte değerlendirir, çıkarırız, bilemiyorum. Okey. E-book var mıydı? Ona dikkat etmedim ben çok. Biraz kurcalamıştım ama. E-book yok. E-book'ları katmıyor yani işin içine. Yok. Okey, anladım. Süper. Peki buradaki seçeneğiniz, yani iki tane platform var, iki kişisiniz ama aslında daha az enerjiyle bunu native yazmadan da çıkartabilirdiniz. Yani native yazmadan kastım aslında native kod üretebilirdiniz ama bir JavaScript kütüphanesi ya da Flutter'la bu işin içinden çıkabilirdiniz. Neden native yapma kararı aldınız? Aslında şöyle, biz hani benim sektöre girişim ve işte bir şekilde iOS'la yollarımızın kesişmesi akabinde ben iOS geliştiriciliği yapıyorum. Halihazırda da iOS geliştiricisiyim. Fikri de ilk ortaya çıkardığımızda aslında kendi aramızda konuştuğumuz şey şu olmuştu. Yani ben iOS yazıyorum, işte o zaman sen de Android tarafını yap ve işte biz iki platformu bu şekilde çıkarmış olalım. Aslında çıkış noktası birazcık da şöyle gitti gibi, yani bildiğimiz yoldan gittik. Bildiğimiz yolu tercih ettik bu yolda. O yüzden aslında yani pratik olması kaygısı güdüldü sanıyorum birazcık da. Hızlı, gerçi ben kendi adıma konuşuyorum. O yanım Android camiasında bir tık uzaktı ve biz bu fikri ortaya çıkardıktan sonra kendisi de bayağı incelemek durumunda kaldı. Ama hani en azından benim kendi adıma çıkış noktam, bunu biliyordum, bunu yaptım. Orada peki mesela sen yapıp ya Oya bak böyle bir şey yaptım deyip yani en azından bir prototip olarak bir şey gösterdin, hadi sen de Java'sını yaz gibi mi gitti? Yoksa böyle hani konuştunuz, ya sen de Java'sını mı yazsan zaten Java biliyorsun işte Android'ini gibi mi? Yani orada nasıl, yani Oya şey mi dedi, ben de Java'sını yazayım ya işte pardon Android'ini yazayım ya. Yani niye durup dururken Android öğrendi, onu söylüyor, soruyorum. Bu güzel soru. Şöyle, niye durup aslında dururken Android öğrendi, güzel soru oldu. Şöyle, ben bir prototip sunmadım. Sadece bir fikir vardı ortada. Hani biz bunu nasıl yapsak, nasıl yazsak kısmında aslında. iOS'unu ben yazarım, Android'ini de sen yazarsın. Aslında biz o aşamada da başka alternatifleri çok hesaba da katmadık. Yani böyle düşündük sanıyorum. Çok detaylı da değerlendirmedik yani. Acaba şöyle mi yapsak alternatifine gitmedik. Native yazmak sanıyorum birazcık da alışkanlıklarımızın içindeydi. O yüzden kolay geldi. Yok, şeyden soruyorum şimdi. Biraz daha böyle Oya düşün, yani web dünyasında bulunmuş muydun? Yani oralara çok girmedik ama hani böyle daha JavaScript kütüphaneleriyle falan uğraşmışlığın varsa hani oraya da, yani ya şimdi bunu bak ben bununla ya yazalım çıkalım da diyebilirdi diye düşündüm sana ama galiba daha çok Java yazdığın için Android daha sevimli göründü sana. Doğru, aynen öyle. Yani bugüne kadar hep yani %90 diyeyim daha doğrusu web uygulamaları üzerinden gittiğim için ve Java kullandığım için, yani evet Android bilmiyorum. Yeni bir şey öğreneceğim. Bu native olup olmaması değil de nasıl olsa Java'yı biliyorum. Sıfırdan bir dil gibi değil de aslında bir platformun geliştirilmesini öğrenmek daha hızlı gözüktü. Bir de tabii öbür türlü şöyle, ikimizin de bir şeyler öğrenmesi gerekiyordu. En azından ben bir şeyler öğrendim. Seda bildiği yoldan yürümüş oldu. Yani kendi açımızdan da süreyi kısaltmış olduk aslında. Yani bazen tabii ki yani bu tip işlerde ben soruyorum ama şey olmuyor. Yani bu iyiymiş yapalım gibi değil de bir pazara girip bir görmek istiyor insan doğal olarak. Belki ondan sonra evrilir, yani başka bir tarafa kaydırabilirsiniz. O şekilde ilerleyebilir. Şimdi burada bir de işin içine tabii mobil olduğu için böyle bir yani mobil de olmasa sonuçta bu bir ürün var. Bunun bir tasarımı şusu busu oluyor. Buralarda bir üçüncü dördüncü kişiler var mı yoksa siz sadece ikiniz misiniz? Aslında birlikte çalıştığımız bir tasarımcımız var. Türk Trust'ta yine birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz, aynı ekipte yer aldığımız Mustafa Ezer sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Zaten biz bu fikri ilk ortaya attığımızda tasarım konusunda bir bilirkişiden aslında destek alma konusunda çok şeydik, iknaydık. Yani kendimiz bir şeylere uğraşacağız, bir şeyler deneyelim tadına değil de hakikaten bu işe gönül vermiş, uğraşmış, emek vermiş insanlarla
çalışalım ve profesyonel bir ürün çıkaralım kaygısı vardı. Mustafa'ya da bu anlamda çok güveniyorduk zaten ve hani tereddütsüz gittik aslında onunla çalışma yoluna da. Bir üçüncü kişi var tasarım konusunda destek aldığımız. Hala gelişen feature'lara, ihtiyaçlara göre eklediğimiz bütün özelliklerde de destek almaya devam ettiğimiz bir tasarımcımız var. Bir üçüncü kişi var diyebiliriz, evet. Sadece iki kişi değiliz ama tasarım konusunda da yardım aldığımız bir arkadaşımız var. O zaman Bibliofil'in diğer emekçilerine de buradan selam gönderelim. O Mustafa mıydı üçüncü kişi? Evet. Ha, okey, Mustafa evet. Yani ben o bir de üçüncü kişi var gibi düşündüm nedense. Okey, peki bu noktada hiç böyle sonuçta biraz şeyleri konuşalım isterseniz. Nasıl dönüşler aldınız? Çünkü ben Seda'ya mesaj attığımda LinkedIn üzerinden direkt yani Bibliofil yazıp o çıktı karşıma. Oya çıkmadı. Yazdım ve uzun bir süre 3-4 gün cevap alamadım. Dedim herhalde dönmeyecek ya da çok LinkedIn'de bakmıyor falan. Başka yollar aradım ulaşmak için. Açıkçası biraz sonlara doğru da konuşuruz. İki tane kadının böyle bir işe girip yapması bence çok güzel bir örnek ve ben bunu öğrenmek istiyorum. Hem teknik olarak hem de işin hikayesi ve şey perspektifi olarak nereye gittiğini öğrenmek açısından. Seda sonradan döndü ve çok yoğun, sonra tanıştık Seda ve Oya ile ve çok yoğun olduklarını, çok güzel feedbackler aldıklarını söylediler. Oradan biraz bahseder misiniz? Yani hem ürün anlamında hem de böyle bir kısım insanlarda hani biz de yardım edelim, bize böyle öğrenciler falan yazdı mı böyle bir şeyler yapalım edelim diye. Şöyle aslında biz gerçekten sıfır beklentiyle LinkedIn'de fikrimizi bir şekilde paylaştık. Çok da hakikaten plansız bir şekilde Kadınlar Günü'ne denk getirmişiz. Yani hiç planlamadığımız bir şekilde aslında çok da gününe denk geldi paylaşım. Paylaşım yaptıktan sonraki aldığımız tepkiler de çok şaşırtıcıydı. Bir yere kadar çok kontrol edilebilir bir noktada gitti. Ben yorumlara cevap verebiliyordum, gelen mesajlara cevap verebiliyordum ama bir yerden sonrası hakikaten kontrolden çıktı. Bir noktada da hani o kadar güzel geri dönüşler vardı ki gerçekten incelenmiş ya da çok güzel hani beklentilerini dile getirdikleri çok güzel mesajlar aldık. O noktada da benim aslında cevap vermeyi geciktirmemin sebebi bu emeğe yani bu değerlendirmeye hak ettiği cevabı verebilmekti. Hani geçiştirmek asla istemedik. O noktada da sizin mesajınız araya kaynadı aslında. Ve evet hani söylediğine geliyor aslında. Öğrenciler de yazdı. Hani biz kendimizi geliştirmek istiyoruz. Sizinle bir şeyler deneyebilir miyiz? Ya da aslında biz bunu düşünmüştük. Neyi yapmışsınız, yazmışsınız gibi. Hakikaten bizi çok mutlu eden, çok onore eden, çok da motive eden geri dönüşler aldık bu esnada. Oya, sen eklemek istediklerin var mı bu konuda? Yok, aslında çok benzer şeyler söyleyebilirim. Ama bir teşekkür etmek istiyorum ben bu geri dönüşlere. Özellikle sahiplenip uygulamanın hani daha iyi olsun, kullanımı hem kendi açısından artsın diye hem de başkaları da daha iyi kullanabilsin diye ekran görüntülerine varana kadar bize mail gönderen, dönen kullanıcılarımız oldu. Bu bizim için büyük bir şans. Yani böyle sahiplenip dönüş yapılıyor olması. Çünkü siz hangi uygulamayı çıkarsanız çıkın production'a, %100 çıkma şansınız yok. Yani bu sektörde olan herkes bunu bilir. Sizin öngörmediğiniz çok fazla senaryoyu aslında kullanıcılar test etmiş olur. Ama bunu umursamayıp geç edebilirlerdi. Bu açıdan gerçekten ben bu özveriyi, çünkü bu bir mesai harcamaktır. Screenshotları alıp onlar üzerinden yorumlar yaparak mail atmak gerçekten bir mesai. O açıdan teşekkür ediyorum. Şeyi de kesinlikle atlamasınlar. Biz onların hepsini dikkate alıyoruz. Sırayla da uyguluyoruz. Yani okuyup geçmiyoruz ya da cevap yazıp geçmiyoruz. Sürekli iyileştirmelerimiz devam ediyor. Sürekli eklemeler devam ediyor. Gerçekten bizim için kıymetli. Bu arada ben şeyi de eklemeyi hakikaten istiyorum. Bu geri dönüşleri de Oya'nın da söylediği gibi çok değerli buluyoruz. Hakikaten bizim daha önce düşünmediğimiz yani canlı kullanıcının kullandığı esnada bazı deneyimlerini biz hiç öngöremediğimiz durumlar oldu. Bu geri dönüşler de aslında o farkındalığı artırdı bizim açımızdan. Yani bu bir ihtiyaçmış, cidden bunu yapmalıymışız dedirten çok geri dönüş aldık. Bu birazcık bizim de aslında bakış açımızı değiştiriyor. Daha iyiye götürdüğüne inandığımız çok yapıcı eleştiriler aldık bu noktada. O yüzden hakikaten çok memnunuz geri dönüşlerden. Burada şöyle komik bir şey de oldu. İşte ben mesajı attıktan, yani bu dediklerini bir de ben bir kanıtla söyleyeyim işin diğer tarafında olan biri olarak. Mesaj attım, Seda cevap yazmayınca hani ve hani LinkedIn'de de cevaptan önce galiba, yani yok pardon, cevaptan önce değil, LinkedIn'deki bir arkadaşım sizin paylaşımınıza mesaj yazmış. Sen de çok böyle o kadar samimi bir cevap vermişsin ki ben direkt gidip sordum, yani arkadaşın mı, arkadaşınsa eğer bir iletişime cevap ver. Hayır, arkadaşım değil, sadece yazdım dedim orada da.
bu işi böyle bir gerçekten hani ben şimdi konuşmada da podcast'ta da olsun gerçekten çok tatlı insanlar. Ve yani oradaki şey de ortaya çıktı. Ben de hani o şeye düştüm. Abi senin arkadaşın olmalı böyle bir cevap yazdıysa falan diye. Enteresan bir an olmuştu. Şimdi bu tepkiler tabii doğal olarak olabilir. Ürün çok yeni olduğu için, MVP sürecinde olduğu için şudur budur. Fakat böyle mesela best practice'leri uygulama, tasarımsal olarak, mimari olarak testler yapma, bu süreçte nasıl ilerletiyorsunuz? Oya belki sen burada biraz daha hem servisi de yazdığın için cevap verebilirsin. Tamam, tabii. Şimdi aslında mobilde test biraz şeylerden farklı. Web uygulamaları ya da desktop uygulamalarından biraz daha farklı ve meşakkatli. Çünkü özellikle Android tarafında cihaz sayısı çok fazla. iOS'ta da tabii ki fazla ama yine de belli bir liste var elinizde iOS'la ilgili. Android'le ilgili bir listeye ulaşma şansınız ya da öyle bir test yapma şansınız yok. Biz hem manuel testlerimizi yaptık test cihazları üstünde. Bunlar hem işlevsel testler hem de tasarım testleri. Hem de yazdığımız uygulamayı geliştirdiğimiz platformun emülatörlerinden faydalandık. Farklı cihazlarda nasıl çalıştığını görebilmek için. Şimdilik yaptığımız testler bunlar. Tabii ki servis tarafında performans testleri yaptık, yük testleri yaptık. O servise işte bir dakikada gelen istek sayısını servis nasıl yönetiyor? Ne kadarlık bir yük oluyor? Sunucuda nasıl bir iyileştirme yapmamız lazım? Çünkü bu sadece aslında yazılım işi de değil. Biz sunucuda donanım olarak da iyileştirmeler yaptık. Yani başladığımız donanımsal konfigürasyonun üstüne çıkmak durumunda kaldık. Çok daha hızlı yanıt verebilmek için. Bu bir bütün aslında. O yüzden iki taraflı hem uygulama hem test hem de hem servis hem de donanımsal testleri yapıp sürekli bir şeyleri iyileştirme çabasındayız. Bir de bununla ilgili test dolu araştırmalarımız var şu anda. İşler biraz daha tabii ki rayına oturdukça o hızlıca çıkalım store'a derdimizi de bir kenara bıraktığımız için artık özellikle telefonlar üzerinde çok daha rahat test yapabileceğimiz tool'lar arıyoruz, test tool'ları. Daha otomatize edeceğiz bu test işini. Evet, bence de ederseniz daha böyle unit testler şunlar bunlar o taraflara gidersem de orada da ayrı bir hikaye yazmış olursunuz ama genelde bu tip işlerde başlangıçta çok tırnak içinde dikkat edilmeyebiliyor. Peki deployment süreçlerinizi nasıl yönetiyorsunuz? Sonuçta bu bir mobil uygulama, web gibi değil yani atayım sayfayı yenileyim gelsin olmuyor işte. Bir review sürecinden geçiyor. Şu oluyor, bu oluyor. Orada bir stratejiniz var mı? Yoksa hani böyle gene başka bir şeyler var mı? Çok iyi bilmediğim için de soruyorum bu arada. Şöyle aslında biz şu aşamada bize tabii ki hatalar da dönüyor. Öngöremediğimiz, az önce de bahsettiğim geri dönüşleri de alıyoruz. Yapmamız gerektiğini düşündüğümüz fikirleri de alıyoruz. Aslında şu anki düzenimizin içinde biz haftalık olarak bunları bir şekilde giderip hafta sonlarında deploy, canlıya çıkma planı şeklinde ilerletiyoruz. Tabii ki hani şey durumları yaşandı. İşte bir canlıya çıktık, eyvah yanlış çıktık, işte şu an crash oluyor ve tekrar düzenleyelim. Sadece bir kere de olsa yaşandı ama genel çerçevede hani bunu haftalık olarak düzenleyip daha stabile giden sürümlere ulaşmaya çalışıyoruz. O eyvahı sen yaptın galiba, sen anlattığına göre. Senin store'unda evet, oldu. Evet, ben yaptım. Okey. Peki şimdi anladığım kadarıyla işte bir haftalık sprintler koşuyorsunuz aslında siz de kendi içerinizde. Evet, yani öyle denedim. Tabiri caizse teorik olarak böyle deniz. Siz pratikte öyle uyguluyorsunuz. Yani şimdi bir de pandemi var. Evden çalışıyoruz. İkiniz de full time çalışıyorsunuz. Yani şey değil böyle hani bir gideyim geleyim kafa dağıtayım ya da yolda kafa dağılsın eve geldiğime devam edeyim gibi değil. Hep evdeyiz. Hani nasıl oluyor? Bu nasıl etkiliyor pandemi size bu işinizi? Aslında bence bizi olumlu etkiledi. Hem fikrin çıkışı ve işte fikri çıkardık. 3 ay sonra pandemi başladı. Evdeyiz. Bazı şeyleri olgunlaştırmak açısından da aslında bize bir ivme kattı. Çünkü yapacak başka hiçbir şey yoktu özellikle pandeminin başında. Sonraki süreçte de bu hafta sonları sokağa çıkma yasakları vesaire bizi tek bir evin içinde toplayıp daha yoğun mesailerle daha çılgın işler yapmaya itti. Biz biraz pandeminin sanıyorum bu negatif diyeyim hani yaşadığımız bu zorlu şartları bir şekilde de aslında bize olumlu geri dönüşlerinden faydalandık yani. Bize iyi geldi pandemi. Çok bu sevindim anlamda. Yani. Güzel şöyle yani sizi söylemek, hayatta tutmuş. Evet yani olarak. Süreç çok zorlu herkes için. Çok sıkıcı ama bu dönemde bir hedefimizin olması bize gerçekten iyi geldi. Yani ulaşmaya çalıştığımız bir hedef vardı. Zaman zaman aralıklar oldu. Hiç uygulamayla ilgilenemediğimiz dönemler oldu belirli sebeplerden. Uzadı ama o hedefi de şey yapmadık, kaybetmedik. En azından pandemide böyle bir hedefle motive olduk denebilir. Vallahi ya, çok güzel.
Sona doğru yaklaşıyoruz artık. Biraz da böyle yani çok özel değilse tabii, böyle çok stratejik değilse nereye doğru gidiyor bu iş? Özel değil tabii ki. Şu aşamada geldiğimiz noktada beklentimizi fazlasıyla karşılamış durumda. Uygulamanın aldığı tepkiler, kullanıcı sayısı, gelen yorumlar. Az önce dediğim gibi bir sahiplenme hissediyoruz belirli oranda. Bu bizim aslında belki de bu kadar kısa sürede hayal etmediğimiz bile bir şeydi. LinkedIn'deki şey sonrası, post sonrası, hani gelen geri dönüşler bizi gerçekten şaşırttı. Sevindirdi kısmı tabii ki mevcut ama çok ciddi anlamda şaşırttı. Oradan gelen tekliflerle ilgili neler yapacağımız konusu şu sıralar açıkçası gündemimiz. Yani bir yandan uygulamaya bakıyoruz ama bir yandan da bazı teklifler var, bazı talepler var. Bazı yeni kapılar açılma gibi ihtimaller söz konusu. Bunları tabii hani uygulama olarak çok çok yeniyiz. O yüzden doğru bir şekilde değerlendirmemiz, doğru adım atmamız lazım. Ama gittiği yerden memnunuz. Şu anda aklımıza yeni yeni düşen ya da başkalarından aldığımız fikirlerle uygulamanın kapsamını da daha fazla genişletmek ve farklı bir noktaya getirmekle ilgili de çalışmaya başladık. Yani bunun sadece bir kitap fiyatı karşılaştırma uygulamasından başka yere evriliyor durumuna doğru gidiyoruz. Hani kitabın öznesi olduğu, daha katma değeri daha yüksek, daha farklı şeyler sunan bir yere doğru gidiyor gibi. Ama biraz da tabii yol gösterecek bunu. O yoldaki çakılların temizlenmesi, yolun düzelmesi, zamanlar. Pandemi devam ediyor. Evet, bizim için olumlu dedik ama ben mesela evden çalışmıyorum artık. Bu da yorucu bir mesaiyi arttırıyor aslında. Ama şu an için iyi gidiyor. Anladım. Anladım. Bu yani business anlamında bir takım bir değişiklikler olabilir. Ya ben bunu niye sordum? Aslında çok özel dememin nedeni şuydu. Şimdi bu podcast bir kayıt olarak duracak internette ölene kadar. O durduğu yer çökene kadar ya da o silinene kadar. O yüzden yani yıllar sonra bir şeyler olduğunda tekrar yapabiliriz. Ve buradan hatta siz bile dinleyebilirsiniz. Öyle biz yapmasak bile. O yüzden güzel bir anı olarak da olabiliyor. Şimdi ben aslında sona geldim ama son olarak şunu sormak istiyorum. Ve bu çok önemli bir mesele. Zaten benim de motivasyonum o oluyor. Ben bu podcast'te daha fazla kadın davet etmek istiyorum. Daha fazla kadın mühendis, işte kadın girişimci davet etmek istiyorum. Zaman zaman bunlara ulaşabiliyorum, zaman zaman ulaşamıyorum. Zaman zaman ulaştıklarımın peşini bırakmıyorum. Şekil bir ağda görüldüğü gibi. Şimdi siz iki kadın mühendis olarak bu podcast'i eminim genç arkadaşlar da dinliyorlar. Onlara neler demek istersiniz? Peki ben başlayayım. Şöyle, ben çok fazla kadın yazılımcı olduğunu biliyorum sektörde. Aslında İyi fikirlerin ve motivasyonların olduğunu da biliyorum. Ben çok fazla kadın yazılımcıyla çalıştım. Benden genç olanlarla da çalıştım. Gerçekten örnek alabileceğim insanlarla da çalıştım. Senelerce bu işte kalmış ve herkesin parmakla gösterdiği. Bu işte geride kalmamaları gerektiğini düşünüyorum kadınların. Bu aslında belki herkes için geçerli ama bu ülkede kadın olmak zor. Böyle sosyal şey gibi, mesaj gibi olacak ama bu sektörde kadın olmak daha da zor. Çünkü erkek egemen bir sektör her ne kadar kırılsa da. Ama genelde bir şey var. Kadınlar biraz daha arka planda durma. Arka plana itilme belki bazı yerlerde. Bunu yaşıyorlar. Benim tek önerim şu olur. Katılımcı olsunlar. Yani proaktif olsunlar. Fikirlerini beyan etmekten çekinmesinler. Sorumluluk almaktan çekinmesinler. Mutlaka sorumluluğu istesinler. Çünkü işi yapan kişiye veriliyor. Yani güvendiğiniz işi yapacak kişiye işi veriliyor. Bu bir gerçek. Her ne kadar başkalarını da işe dahil etme, takıma dahil etmek gibi bir misyon ilerletseniz de günün sonunda hemen hemen her yer bir mali dertte sonuç olarak. Bir proje yapıyorsa o projenin belli bir süresi var, bitmesi gerekiyor ve işi yapabilecek olana veriyor. Sorumluluğu talep etmek ve bunu aldığında tabii ki çalışarak, yani buradaki ilk şey çalışmak. Yani çok çalışmak gerekiyor. Kendini geliştirmek gerekiyor. Bu şekilde ben kadın yazılımcıların çok daha aktif, çok daha gündemde olabileceğine inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Bu şey değil çünkü. Öğrenilebilen bir şey. Bazı insanların doğasında var. Bazı insanlar gerçekten çok zeki. O başka bir konu. Ona yapacak bir şey yok. Ama bizim geliştirdiğimiz teknolojiler öğrenilebilir şey. Yani biz sonuç olarak Amerika'yı yeniden keşfetmiyoruz. Belli bir sistem var ve o sistemin içinde bir şeyleri geliştiriyor. Ama bunun için çalışmak gerekiyor. Uykusuz kalmak gerekiyor. Gezmekten feragat etmek gerekiyor. Bizim bu fikri yaparken başlangıç noktamız çok kitap okuyoruzdan da feragat etmek gerekiyor. Yani biz şu anda uygulamayı iyileştirebilmek için kitap okuyamaz hale geldik mesela. Yani amacımızın dışına sapmadık tabii ki ama yani bazı şeylerden feragat etmek gerekiyor o kesin. Anladım, çok teşekkür ederim. Seda, senin eklemek istediğin var mı?
konuda. Evet, yani ekstra şunu söyleyebilirim. Çok katılıyorum kesinlikle Oya'nın söylediklerine de. Ben kadınların aslında bakış açısını da çok değerli buluyorum. Yani tabii ki hani çok ayırmadan değerlendirmek lazım ama kadınların bazı durumları, bazı ihtiyaçları analiz etme şekli ve bu analizler sonrasında da aslında bu nasıl daha iyileştirilebilir ya da nasıl bu soruna bir çözüm getirilebilir noktasında erkeklerden de çok daha farklı yorumlar getirebildiğine inanıyorum. Dolayısıyla hani bize dayatılan ya da işte bize öğretilen bu zamana kadar bazı sınırları genişletmek ve çapımızı aslında bu noktada da daha fazla genişletmek gerektiğine inanıyorum. O yüzden çok korkmadan, yani bir de hayallerin ne kadar gerçekleşir, ne kadar gerçekleşmez, biz bir şey yapalım diyoruz, üretelim diyoruz, yazalım diyoruz, evet ama bu noktada motivasyon kırıklıkları herkes için geçerli, cinsiyetten bağımsız. Ama kadınlar bir tık daha sorumluluklarının arkasına itiyorlar hayallerini, bana kalırsa. O yüzden çok bunu düşünmeden hayallerinin peşinden gitmesi gerektiğine inanıyorum kadınların. Teşekkür ederim. Gerçekten çeşitlilik konusu çok önemli. Umarım bu ülkede de yavaş yavaş oraya doğru gideceğizdir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Benim konuşacaklarım bitti. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Biz de çok teşekkür ederiz. Bu bizim için gerçekten önemli bir yayın. Hem uygulamanın böyle ilgi görmesi ve doğru platformlarda yer alması aslında bizim için çok önemli. O yüzden öncelikle sana teşekkür ederiz. Bizimle iletişime geçip de böyle bir kayıda imkan verdiğin için. Sonra da yine daha önce de bahsettiğim gibi şu ana kadarki kullanıcılara ve potansiyel kullanıcılara da şimdiden teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten hani belki de kısa sürede beklediğimizin üstünde bize sahip çıktılar. Ben de çok teşekkür ederim bu arada. Ben ciddi bir podcast dinleyicisi olarak bu platformu hem keşfetmiş oldum senin de sayende, hem de böyle bir platformda kendi sesimizi duyurduğumuz bu fırsatı bize verdiğin için çok teşekkür ederim. Memnun olduk. Ben de ikinize çok teşekkür ederim. Evet, bugün Seda ve Oya'nın yeni girişimi Bibliofil'i dinledik. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.